Sevgili Mercan TV izleyicileri, yeni bir gündem kritik programıyla karşınızdayız. Bu akşamki konuğum AKEK Başkanı Sayın Dilbin Şirvan Toprak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ederim. Yanılmıyorsam Mercan'daki ikinci yayınınız bu değil mi? Nazan Hanım'la. Üç mü oldu? Çetin Hocam'la da olmuştu evet. Bir defa. Ama o zamanlar daha hamdım, şimdi biraz piştim. Evet, bu güzel. Şimdi bir kadın olarak sizi sosyal medyada takip ediyoruz. Gündemde sürekli olan bir kadınsınız. Ekran başındakiler sizin geçmişinizi yani hayatınızı, biyografinizi merak ediyor. Bir kısaca özet geçmek ister misiniz? Şöyle söyleyeyim, aslında çok fazla sosyal medyada kendi adım olmak istemiyorum ama yaptığım olaylarla gündem olmaya çalışıyorum. Evet. Ama tabii ki biraz da biz halkımız seviyor insanların özel hayatlarını. Ben 1973 Şanlıurfa doğumluyum ama 75 yılından beri Adana'da yaşıyoruz. Üç kardeşim orada doğdu büyüdü. Evet. Babam hastane müdürü olarak oraya tayini çıktı. Ondan sonra da geri dönmemiş. Ama bizde de hep böyle bir memleket sevdası, gurbette büyümenin verdiği bir aşkla. 45 yaşımda kalktım. Herkes batıda bir kasabaya gidip emeklilik günlerini yaşarken ben emekliliğin bir öncesini doğuda bir kasaba değil de kendi memleketim olan Adıyaman'da yaşamaya karar verdim. Evet. Tabii bunun temelinde de Adıyaman için bir şeyler yapabilmek. Böyle. Tamam. Şimdi siz sarı listede adaysınız değil mi? Evet. Yoğun bir çabanız var. En son bugün sizi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gördük. Kahta'da evet. Neler yaptınız? Valla Kahta güzel bir memleket. Ben aslında Adıyaman'ın hiçbir ilçesinin, 11 ilçenin, 11 ilçemiz var değil mi toplamda? Evet. 8, yok pardon 8, 9, 9 ilçemiz 9 var merkezle beraber. Karıştırıyorum bazen. Evet. Hiçbirinin ayrıştırılmasını istemiyorum. Yani Kahtalı, Besnili, Gölbaşılı. Çünkü ben hiçbir zaman Samsatlıyım demiyorum. Samsat'ta evet. Kütüğüm. Samsat suların altında kaldı gitti. Buna rağmen de biz hiçbir zaman Samsatlı olma şeyi, ayrıcalığı istemedik. Evet. Ki biraz da burada kötü bir misyonumuz var aslında Samsatlı olarak ama biraz evet. O misyonun da değişmesini istiyorum işin aslı. Adıyaman bir bütündür merkez ilçesiyle beraber, 9 ilçeyle beraber. Adıyaman'ı artık 81 ilden 02 plakalı il olarak gerçekten ilk 4 il arasına girmesini isteriz. Evet. Tabii ki bunun da hani ilk 4 belki zordur ama en azından bir Antep gibi, bir Diyarbakır gibi olmasını istiyorum. Kahta'daki dolaşımımızın sonrası güzel geçti. İnsanların tepkisi güzel. Biz de güzel yaklaşıyoruz. Yani kimseye ısrar etmiyoruz, kimseye dayatma yapmıyoruz. Çünkü bu bir seçim. Kim hayırlıysa o kazansın inşallah. Biz güzel düşüncelerle geliyoruz. Her gün de bunu yayınlıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Bilmiyorum, umutluyum. Hani güzel olacağını düşünüyorum ama hep şunu söylemi kullanıyorum. Burası Dursun Çavuş'un memleketi. Evet. Adamcağız içeri girmiş çıkmış bir oy mu iki oy mu almış? Bir oy almış. Ben de şimdi aslında kazanma ihtimalimin olduğunu düşünüyorum. Umutluyum ama Dursun Çavuş'tan dolayı korkuyorum memleketimde. Şimdi çok dikkat etmek lazım yani. Dursun Çavuş'un peşinde bir sürü insan vardı seçim gününe kadar. En son sandıklar açılıyor. Dursun Çavuş'a bir tane oy çıkıyor. Aynen. Bu da çok büyük bir sıkıntı olur. Eşi bile vermemişti galiba değil mi? Eşik, Abdullah Bey. Yani ya eşi vermemiş ya da kendisi kendisine oy vermemiş. Yani dışarıdakileri de İşte ben bırakalım. Kendimden de korkuyorum yani. Evet. Kendime oy vermeyebilirim belki de. Peki sizce Kahta'ya gezdiniz. Sarı listeye ne kadar oy kazandırabilirsiniz? Kahta için konuşuyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Kaç kişi ikna edebildiniz? Bu arada Kahta'dan girmeniz güzel oldu. Sayın evet. Torunoğlu başkanımız, İrfan Torunoğlu. Evet. Kahtalı kendisi. Mazel köyünden, Yüksekyayla köyü yalnız, evet. Yalnız söylemeyeyim. Kendisinin Kahtalı olduğu, işte Kahta politikası uygulayacağı falan söylenmiş. İşte evet. Ahmet Aydın'ın bir tek ticaret odasını ele geçirmediği, Kahtalıların bir tek ticaret odasını ele geçirmediği söylenmiş. Böyle bir şey yok. Biz gerçekten Adıyaman'ı bir bütün olarak görüyoruz. Bir bütün olarak seviyoruz. Besni'de bunun içinde, Gölbaşı'da, Samsat'ta, Çelikhan'da, Tut'ta, Sincik'te. Yani sayamadığım ilçeler varsa özrümü hoş görün. Benim tek düşüncem Adıyaman için kim taşın altına elini koyacaksa hep beraber bu yola girelim. Ve bacınız olarak da ben gerçekten bacı diyorum ama ben bir lafım evet. Var. Şer şere, çizine çimere. Ben aslanın dişisi erkeği olmaz. Bu memleket için aslan gibi kükremeye geliyorum. İnşallah sarı listedeki tüm arkadaşlarım da öyle. Hepsi genç kuşak insanlar. Hepsinin evet. Vizyonları geniş.
mevcut sistemin de artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişim için, Adıyaman için sarı liste diyorum. Şimdi sarı liste özellikle şunu belirteyim Sayın İrfan Torunoğlu. Ya Kahtalı, biz Kahtalı olduğu için değil, yani İrfan Torunoğlu'nun başarılı olabileceğini düşündüğümüz için biz alenen açık zaten diğer yayınlarımıza da söyledim. Kendisini elimizde geldiğince destekliyoruz. Çok tarafız sağ olun. Biz burada ya ben tarafta değiliz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İrfan Bey'i biz destekliyoruz. Eminim ki çok güzel şeyler yapacak. İnşallah. Kendisine güvendiğimiz için ya diğer rakip Sayın Osu da bize kızmasın ama yani illa bir taraf tutacaksın. Biz de taraf olmazsan ber taraf olursun. Biz de Sayın İrfan Torunoğlu'nu desteklediğimizi beyan ettik. Bizi seven, sayan, sözümüzü işiten kişilere de söyledik. Ya mümkünse kendisini destekleyelim, oylarımızla destekleyelim tabii kendisini. Tabii bizi seven birisi varsa, bizim için bir oy verecekse bu da bizim için bir şereftir. Bu da buradaki seçime girecek herkesten de rica ediyoruz. Çok İrfan Bey'i destekleyelim diye. Şimdi sizce sonuç ne olur? Yani gerçekten öncelikle şeyi söyleyeyim. Evet. Hani bize destek veriyorsanız eğer, sizin bir oyunuz olması önemli değil ya da bir yakınınızın bir oyu olması evet. önemli değil. Bizim için gerçekten en azından her bir kişinin bir 10 oy toplamasını istiyoruz. Çünkü evet. toplamda 45 üye çıkacak, 3900 seçmenimiz var. Bizim bu listeyi topyekün almamız gerektiğini düşünüyorum. Değişimin komple şart olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da inşallah benim başarı oranım, bugün bir anket vardı sosyal medyada, %65 Torunoğlu görünüyor, %35 Sayın Mustafa Uslu. Değişim şart diye herkesin düşüncesi bu aslında. Hani Torunoğlu da tanınan bir insan, Uslu, evet. Mustafa Uslu da öyle. Evet, Sayın Mustafa Uslu da güzel şeyler yapmış. Daha önceki başkanlarımız Zafer Ersoy, daha öncekilerin tam isimlerini bilmiyorum, 3 yıldır burada evet. Yaşıyorum. Şu anda Zafer Ersoy da bizim destekçimiz, zaten sağ olsun bize yol yordam gösteriyor. Ragıp Aras var, o da önce ayrı çıktı ama şimdi hepimiz beraber, ben de önce ayrı çıkmıştım. Yani biz Adıyaman için herkes el ele diyoruz. Yani keşke herkes ortak karar verip yeni koltuğa oturacak kimse böyle bir seçim telaşına girmeden, buna emek harcamadan, buna sarfiyat etmeden memleketimiz için bir şeyler yapsaydık. Ama biz şimdi 1 Ekim'e kadar bu seçim için emek sarf ediyoruz. 1 Ekim'den sonra da tüm gücümüzü Adıyaman için kullanacağız. Yani İnşallah kazanırsak tabii Allah'ın izniyle. Ya dediğiniz gibi anket sonuçları sosyal medya üzerinde de yapılıyor. Ben takip ediyorum. %65, %70 civarı İrfan Bey çıkıyor Torunoğlu. %30-35 civarı da Sayın Usta çıkıyor anket sonuçlarına göre. Yine de şunu bilmek lazım. Bir taraftar olarak söylüyorum size. Sakın ha biz kazandık diye de boşlamayın. Çünkü seçime kendimden şüphe ediyorum evet. Dursun Çavuş gibi. Evet, seçime şu an bugün ayın 28'i. 2 günümüz var seçime. Son 3 gün işte. Bu geceyi de bitirirsek son 2 gün kalıyor. Evet. Burada tekrar Sayın İrfan Torunoğlu'na başarılar diliyoruz. Bu konuyla ilgili unuttuğumuz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sarı liste ve seçimle ilgili. Torunoğlu gerçekten çok güzel yürekli bir insan. Vizyonu geniş bir insan. Evet. Hatta bize diyor ki ben bir dönem seçim başkanlık yapacağım falan. Ben de güldüm, dedim abi, dedim ikinci dönem ben olurum falan diye espri yaptık. İnşallah kim emek verip vakit ayırabilecekse, gücü yetecekse başımızın üstünde yeri var. Evet. Torunoğlu da gerçekten bu anlamda çok verici, hem şehri için hem biz üyeler için. Ve şu söylemi çok hoşuma gitti: 45 üyenin hepsi başkan. Evet. Ben tek başıma başkan olmayacağım. Hep beraber her şeye karar vereceğiz ve hep beraber Adıyaman için ne gerekiyorsa en iyi şekilde, en güzelini yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz yani kendisine. İnşallah şimdiden. Dediği gibi olur, kazanır ve 45 kişinin tamamı da başkan olarak görürüz. Hepimiz sahada olacağız. Bu arada bugünkü evet. kahtada bir nokta, 4 yılda bir geliyorsunuz dediler. Biz de dedik ki valla biz ilk defa geliyoruz. Diğerleri öyle dedi, 12 yıldır dedi oradalar, bizi seçimden seçime hatırlıyorlar. Evet. Biz de onlara bir söz verdik. Biz inşallah 4 yıl boyunca kendimizi hiçbir şekilde onlara unutturmayacağız. Evet. Hatta hep beraber bu şehrin ekonomisini yöneteceğiz. Evet, dediğiniz gibi yani bu konuyu kapatıyorum o zaman. Tamam. Sarı liste olayını kapatıyorum. Evet, oylar. Değişim şart. Değişim evet. içinde sarı liste şart. Teşekkür evet, ederiz. Evet, evet. Bu arada hemen bir mağazanız varmış, DS. DS Toprak. Bu DS Damat değil değil mi? Hani şey, aslında o. Öyle bir marka çağrışması oldu. Hatta evet. marka patentle de ilgili sıkıntı olmasın diye evet. biz onu bitişik yazdık. Hı-hı. Aslında ayrı yazacaktık. Evet. DS Toprak benim ismimin kısaltılmışı. Dilmen evet. Şirvan Toprak'ın. Evet.
şey sosyal nedir o klavye ortamındaki harflerle anladım, yazılmış. Anladım. Birkaç markanın bayiliğini yapıyoruz. Biraz evet. Fiyat olarak Adıyaman'da yüksek kalıyor. Evet. Ama Adıyaman'ımızın zengin insanları gidip benim markamı ya da diğer markaları Antep'ten, Urfa'dan alıyor. Bize de gelip değişim yapıyorlar sağ olsunlar. Ben diyorum ki yeter artık Adıyaman halkı uyansın, Adıyaman esnafına destek olsun. Ama Adıyaman esnafı da halkının kıymetini bilsin. Evet, demek ki sizin mağazanız elit bir tabaka. Elit demeyelim de biraz ediyor. Fiyat olarak şey benim herkesime hitap edecek evet. Ürünüm vardır. Teşekkür ettik, sağ olun. Peki bir derneğiniz var, AKEK diye bir derneğiniz. Bu derneğin açılımı nedir? Broşürümü gösterebilir miyim? Tabii. Onu bir bu arada kameraya mı göstereceğim? Ben şu sizin... an alıyor zaten. Başta kendisi görüyorsunuz. AKEK şöyle, Adıyaman'da var olan tüm değerleri kendimize bir broşür hazırladık. Evet. Adıyaman'ın beraberce de görürsek kültürel... Evet. Bir dakika. Şu tarafa kamerayı tutarsanız ben zaten ekranda görüyorum sizi. Şöyle mi? Evet. Adıyaman'da inanç turizmi, kültür turizmi ve bunun yanında birçok maden olsun, tahıl grubu olsun, sebze, meyve her türlü konuda ürünlerimiz var ama Adıyaman'ın ekonomisine katkıda hani istediğimiz saflarda olduğunu sanmıyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı da buydu. Hani Adıyaman'daki tüm değerlerin, bunlar işte kültürel değerler, ekonomik değerler, tarımsal değerler, yani sayabileceğim birçok şey var belki ama şu an insanın aklına gelmiyor. Bu değerlerin pazarını oluşturmak, ürün oluşturmak, bunları da şehrin ekonomisine ve kültürel kalkınmasına değer olarak katabilmek için kurulmuş bir dernek. Yardım derneği değil. Kimseye herhangi bir yardım yapmıyoruz. Evet. Herhangi bir programımız, organizasyonumuz da olmuyor. Sadece kendi toplantılarımızda ne yapabiliriz? Nereye kapı çalabiliriz? Yani derdimiz memleketimiz. Memleket içinde kim ne yapabilir? Onun yolunu yordamını öğrenmek ve öğretmek için kurduk derneğimizi. Şu an dernek ne aşamada? Şu anki durumunuz ne? Dernek? Şöyle biz 19 Eylül 2019'da derneğimizi kurduk. Ne yazık ki pandemi salgını başladı Mart ayında. 3-4 aylık bir süreçte biz güzel bir PR yaptık. Kendimizi güzel tanıttık ama sonrasında tabii önümüz kesildi. Hiçbir şey yapamadık. Planlarımızın hepsi ötelendi. Avrupa Birliği projesi hazırlamıştık. Onlar pandemiden dolayı ve işte haklı nedenlerden dolayı kabul edilmedi. Şimdi de tekrar aktifleşmeye başladık. Geçen hafta bir TÜSİAD, Türk Konfet üyeleriyle ortak, İş Bankası'nın ortak bir projesi vardı. Biz de AKEK olarak ev sahibiydik. Evet. Çok güzel bir etkinlik olduk. Girişimci kadın projesiydi. O projenin sonunda, bir yıllık eğitimin sonunda o katılan kadınlar, evde okuma yazma bilen her kadın o eğitimi bitirdikten sonra girişimci bir iş kadını olacak. Hem finansal, hem mali, hem dijital ortamda her yerde kendi işini kendi yapabilecek. Dediğim gibi start verdik AKEK olarak. Şimdi ticaret odası seçimiyle beraber yani elimizde doneler olsun ki her yerin kapısını rahatça çalabilelim. Amacım o. Yani, peki sosyal aktiviteleriniz var mı dernek olarak şu ana kadar? Yani aktivite derken daha öncesinde birkaç etkinliğimiz oldu. İşte bir mesela beden dili eğitimi verdik arkadaşlarımıza. Katılımcı isteyen herkes katılabiliyordu. Dediğim gibi kendi genel kurul toplantılarımızda böyle kaynaşma etkinliklerimiz oldu. Ama pandemiden dolayı çok geniş katılımlar yapamadık. En son işte geçen hafta TÜSİAD Türk Konfet ve İş Bankası ortaklığıyla bir proje yaptık. Çok da güzel geçti. Şu an mesela İstanbul şey diyormuş, Adana, Adıyaman'da bir bayan var, çok dişli, her şeyi sallar, dünyayı sallar, Adıyaman'ı gerçekten iyi şeyler yapacağına inanıyoruz diye. Dişli misiniz? Aslanım. Maşallah. Benim amacım zaten şeydi, hani yatırımcıları buraya çekmek. Evet. TÜSİAD'ın, Türk Konfet'in yatırımcı gücü var, sanayiyle kalkınacağımızı düşünüyorum. Ama Adıyaman'da zaten hiçbir şeyle kalkınılmadığı için şu an taş üstüne taş koysak bence o bile bize fayda sağlayacak. Yani Adıyaman tanıtım günleri var. Aynı altısında başlıyor İstanbul'da. Hı hı. Oraya katılıyor musunuz? Ben katıldım 2 sene ama evet. Ben ona da şöyle bir tepkimi de verdim aslında. Ya gidiyoruz, körler sağırlar birbirine ağırlar. Yani biz buradan gidiyoruz, ürünlerimizi götürüyoruz. İşte biz de katıldık ilk sene. Evet. Biz böyle stand kurduk dernek olarak. Ama yine oraya gelen benim Adıyamanlı hemşerilerim. İstanbul'daki Adıyamanlılar, işte Bursa çevresindeki evet. Adıyamanlılar. Keşke oradaki yatırımcıları alıp da buraya getirseler. Biz aynen. Burada kendimizi tanıtsak. Aynen.
Bana biraz şey gibi geliyor. Hani birbirimizi ağırlamak için işte hadi siz gidoh, biz geloh, biz geloh, siz gidoh gibi. Ama yine de güzel bir etkinlik. En azından mutlu oluyoruz. Kartal'ın meçenin şarkısı o. Aynen. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani Adıyaman'ı kendi olduğu bölgede tanıtmak lazım aslında. Yani dışarıdan oradaki, birilerini buraya çekmek lazım. Oradaki insanları buraya çekersek ki bunu en iyi bizim Kahta Kaymakamımız yaptı. Belki bilginiz var. Geçen sene bir tane turist bulmak mümkün değildi. Evet. Nemrut'ta, Cendere'de, Kahta'da. Bu cumartesi günü Cendere'ye gittiğimde inanın bir saat içinde 500 tane turist saydım orada. Bir saat içinde sürekli gelip geçiyorlar. Bu yüzden kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben de kaymakamımızın çok adını çok duydum. Evet. Kahta kaymakamımız gerçekten bir neal yapmışlar herhalde. Evet, çok güzel bir insan. Çok güzel şeyler de yapıyor. Ben şundan korkuyorum ama güzel şeyler yapan sayın valilerimiz, sayın kaymakamlarımız hemen ya süre dolmadan ya da bize mi çok çabuk o süre bitiyor, görev süresi çok çabuk bitiyor gibi geliyor. Yaptıkları şeyleri tamamlamadan ya da devamını getirmeden hemen başka bir yere gönderiliyor. Mesela Mahmut Demirtaş sayın aynen valimiz. Öyleydi. Aynen, şu anda aynen. Mahmut Çuvadar sayın valimizden de çok memnunuz ama inşallah biz doya doya bize güzellikleri yaptıktan sonra gider başka yere. Evet. Sayın Kaymakamımız demin izlediğimiz bir tane şey vardı. Beraber izledik çocuğun o videosu yani hani mağduruz diye. Kaymakamımız o yayından hemen sonra müdahale etti. Aile gerekli yardımlar yaptı. Bundan iki gün önce de bir ihbar bize geldi. Otogar, Kahta Otogarı'na gittiğimizde 80'li yaşlarda bir çiftin otogarda konakladığını yani yatıp kalktığını gördük biz Adıyaman'da orada. Adıyaman'da mı oluyor Kahta'da bu? Kahta'da bu. Otogarında. Kaymakam bir resmi attım, videoyu attım ve kendisine bir telefon açtım. 5 dakika sonra müdahale ettiler. Hemen aldılar öğretmen önünde misafir ettiler kendilerini ve kendilerine barınacak bir yer buldular. Bu yüzden çok duyarlı bir kaymakamımız var. Kahta için konuşuyorum bunu. İsmi nedir? Ben hep ismini duydum Kahta Kaymakamı ama. Evet. Selami Korkut Ata. Selami Korkut Ata. Evet. Sayın kaymakamım, sayın en kısa zamanda valilik mertebesinde görmek istiyoruz ama inşallah Mahmut valimden sonra siz buraya gelirsiniz. Çünkü i̇nşallah, Kahta için evet. Çok güzel şeyler yaptığınızı duyduk. Darısı tüm şehrimizde, tüm ilçelerimizde olsun. Yakın bir yere de gelmiş. Daha önce Halfeti'deymiş. Halfeti halkı hala buraya gidip geliyor. Kaymakamı yalnız bırakmıyor. Evet. O da çünkü çok güzel projeler yaratmış. Çok güzel bir iz bırakmış demek yani ki. Yani o gün yanına gittiğimde yaklaşık 4 gün önceydi. Bir liste bana verdi. Bak dedi benim borçlarım var dedi. Ya dedim siz esnaf mısınız? Hayırdır dedim. Evet dedi. Baktım hakikaten epey bir borç biriktirmiş. Yani bunları yaparak olsun ama diyor bunlar güzel borçlar diyor. Ne güzel. Yani adam elini taşın altına koymuş. Zaten ama bizim ülkemize böyle insanlar, yani tüm dünyaya böyle insanlar lazım. Yani koltuk sevdasına kapılıp işte o koltuğu bırakmamak. Ya eğer ki artık birileri gitmeni istiyorsa ben olsam hadi ben gidiyorum. Buyurun siz ne yapacaksınız? Hani ben demek ki benden memnun değilsiniz derim ki siyasi hayatım olmuştu. Ben o dönemde de öyle bıraktım. Değil mi? Siz beni kovmuyorsunuz ben gidiyorum dedim. Çünkü artık yapabileceğim bir şey kalmadığını gördüm. Keşke böyle olsa. Sayın Kaymakamımız gibi böyle yürekten verimli, ahlaklı insanlarımız olsa, halkımız için hizmet etsek, yaradandan ötürü yaradılana hizmet etsek. Aynen. Bu mantıkla ben ahlaklı bir toplum yapısına kavuşursak inşallah tüm sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum. Yani kişiliği de biraz düzgün, bir egosu falan yok böyle. O çok önemli. İşte gelip şu yerde oturur, şurada oturur, muhabbet eder, çoluk çocukla. Yani bazı insanlar bile yani egosu yüksek. En kısa zamanda ben bir randevu istiyorum o zaman Sayın Kaymakamımızla. Yok, sıkıntı yok. Şimdi bizim bakanımız buraya gelmişti. Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi Beyefendi Hazretleri buraya gelmişti. Organize Sanayi'nde Doktorlar diye bir şeyimiz var. Oraya gittiğimizde basına açıklama yapacaktı Sayın Bakan. Çıktı basınına. Önce bakan yardımcısı çıktı. Dedi ki sakın bakanımıza soru sormayın dediler. Bana dediler. Hayırdır niye soru sormayacakmışım bakana dedim. Yoksa ya ben burada ne işim var zaten? Ben soru sormak için burada. Biz soru almıyoruz dediler. O zaman buyurun sizi dışarı alın. Bizi dışarı aldılar. Yani egosu yüksek, işte bakan olmuş. Yani bence bakan olmak her şey olmak demek değildir. Yani ben Sayın Bakan'ı hiç takdir etmedim orada. Yanındakilerini de takdir etmedim. Hiç de öyle insana tepeden bakan bir bakanımız vardı. Tabii bu şu anki siyasetin bize getirdiği bir yüktür bence. Biz seçilmiş insanları oraya gönderiyoruz. Sayın vekillerimizi oraya gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Ama her ne hikmetse adam evinde oturuyor. Hiçbir çaba göstermeden. Cumhurbaşkanımız diyor ki sen bakansın diyor. Diğer gün de gelip bakan oluyor.
seçtiklerimiz de onun altında kalıyor, makam olarak söylüyorum. Sonra tabii havasını atmaya başlarlar. Yani o yüzden bu düzeni hiç beğenmiyorum. Yani bizim sistemi beğenmiyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani şu anda biz seçtiğimiz vekiller, meclise gönderdiğimiz vekiller, seçilenlerin hiçbir ederi olmadığı gibi, yani oraya atanan insan onlara hükmediyor. Tabii o da havasını atar mı? Atar. Olduğu gibi. Peki derneğin gençlikle ilgili projeleri var mı? Özellikle bu uyuşturucu konusu ile ilgili. Çünkü son günlerde uyuşturucu bayağı aldı başını. Hatta sosyal medyada izledik, yanılmıyorsam Mersin ve Adana olabilir. Orada birisi çok kötü görüntüler, yani annesinin başını keserek pencereden atması. Şuurunu kaybediyor çünkü. Şuurunu kaybetmesi. Ona. Metafin diye bir madde özellikle gençlerimizi perişan etmiş bir durumda. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili dernek olarak çalışmalarınız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Gençlik ve uyuşturucu ile ilgili. Şöyle söyleyeyim. Hani bizim derneğimiz karma bir dernek. Artı herhangi bir kitleye hitap etmiyor. Toplumsal ve daha çok böyle bir şehir derneği, evet. Şehri kalkındırma derneği olduğu için. Ama şehri kalkındırmak için zaten o şehrin çocuğunu, annesini, ailesini, hepsini kalkındırmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Uyuşturucu gerçekten sadece Adıyaman için değil, her yerde çok büyük sıkıntı. Adana'da da bu böyle. Artık ortaokul kapılarında bile satıldığı söyleniyor. Okul kantinlerinde düştüğünü söylüyor. Evet, çok satışım, büyük bir acı. Hani bunun ki denetlenmesinin yapıldığına eminim ama demek ki onlar daha mı çalışkan, daha mı gözü karalar? Bence yetersiz. Yani işte demek yetersizlik neyse o kolluk kuvvetlerinin ya da hükümetimizin kararlarıyla olacak şeyler. Ben şuna inanıyorum ama. Şimdi bir insan neden dağa çıkar, neden evden kaçar, neden uyuşturucu kullanır? Mutlaka aile içinde bir huzursuzluğu vardır. Evet. Ya istediğini alamıyordur, ya istediğini yani alamıyor derken maddi şeyler. Maddi ya da sevdiğini olarak. Alamıyordur. Ya da ne bileyim hedefine ulaşamıyordur, bir dershaneye gitmek istiyordur, gidemiyordur. Bunların sonucunda çocuk ne olacak? Asi bir şekilde ya uyuşturucu bağımlısı olacak, onlara hizmet edecek. Ya gidip bir başkasının yani yasa dışı bir şeylerde var olacak. Ben o yüzden diyorum ki ahlaklı toplumun ana temeli anne eğitimi. Annelerimizi güzel eğitirsek annelerin de eğiteceği çocuklar ahlaklı çocuklar olacaklardır. Evet. Ama şimdi bir bakıyorum çocuk hırsızlık yapıyor. Anne yoksunluktan çocuğun getirdiği şeyle mutlu oluyor. Evet. Yani bu hoş bir şey değil ama o anne evet ev artık yetersiz doğru. Herkesin evine bir maaş giriyor ama bu son yapılan zamlarla elektrik faturaları mesela hepimize kan ağlatıyor. Evet. İş yok, piyasa çok durgun. Tabii ki global bir kriz var. Bugün dünyada bir üçüncü savaş başlamış durumda ama inşallah bize sıçramaz diye düşünüyoruz. Mutlaka biz de işte nasibimizi ekonomik anlamda almaya başladık. İnşallah ben Türkiye'nin her zaman olduğu gibi her savaştan güçlükle de olsa küllerinden yeniden doğacağına eminim. Türkiye kendi kendine yetebilecek bir ülke aslında her anlamda. Aynen. İnsanımızla da, coğrafyamızla da biz her şeyin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi önce ailenin bir sorgulaması lazım. Yani çocuk dışarıdan geldiği zaman ekstra bir para varsa veya bir şey almışsa bunu eğer sormuyorsa anne ve babası çocuğu teşvik etmiş tabii oluyor. Tabii ki. Çocuk ki, mutlu oluyor ailesini mutlu ettiği için. Hatta bununla ilgili bir hikaye var geçmişten hatırladığım kadarıyla. Bir çocuk sürekli hırsızlık yapmaya mal getiriyor. Annesi kendisine teşekkür ediyor. Bunu nereden getirdi diye sormuyor. Bu Osmanlı zamanında, Osmanlılar zamanında oluyor. Sonra kadının karşısına çıkarılıyor çocuk. Mahkemede idam cezası çıkıyor. Son isteğini soruyorlar çocuğa. Çocuk diyor ki ben önce annemi bir görmek istiyorum diyor. Annesi geliyor. Annesine diyor ki anneciğim dilini çıkarır mısın diyor. Dilini ısırıp koparıp atıyor. Duymuştum ben de. Ve diyorlar ki neden bunu yaptın? Diyor ki beni bu hale getiren annemin dili idi. Aynen. Eğer bana deseydi ki yapma oğlum bugün burada olmayacaktın. Ya, hikaye tabii bu. Daha sonra çocuğu da... Aslında gerçek. Evet. Yani ben bunu birebir... Tabii bir... olay hikaye. Aynen. Ama güzel bir örnek bu konuya. Çok güzel bir anekdot, evet. Şimdi bizim Fuat ağamız var. Tanıyor musunuz? Akrabanız Fuat Toprak. Tanıyorum tabii. Şu renkli kişilik kağıtta da... Yeğenim. evet. Şu an yazıyor size, şu an seyrediyormuş kendisi. Diyor ki değerli ablama ve size selam olsun diyor. Bu da benim için İsmi çok değerli. Geçmeden, çok severim. Fuat Ağa bize kızar. İsmi söylemezse burada. Evet. Geleceğin iyi bir siyasetçisi olacak o da. Onda birazcık kibir var. Bak buradan Fuat tekrar uyarıyorum. Evet. Fuat çok akıllı, çok zeki. O gün dedim ki kibirli olma. Sizin kibirli de değil aslında, gibi. Hayır.
O biliyor, o benle onun arasında geçen muhabbeti. Tamam. Onun haricinde Fuat'ın yolu açık, Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ben de her konuda yanındayım kardeşimin. Şimdi Fuat, aslında benim tanıdığım Fuat çok alçak gönüllü bir arkadaşımız. Yalnız çok heyecanlı, hemen bir şeyler yapmak isteyen, alevlenen bir arkadaşımız. Biraz daha sakin olsa, biraz daha kendini tutsa, yani durduğu yerle ilgili, ne bileyim işte yapacağı işlerle ilgili, hemen siyaset hakkında fazla hemen alevleniyor. Biraz beklemesi lazım, biraz durulması lazım, bir önünü görmesi lazım, biraz daha hareketli Fuat. Şöyle, aslında Fuat gibi böyle o çok heyecanı güzel aslında Fuat'ın. Evet. O heyecanla, biz de mesela şu an sarı liste olarak çok heyecanlıyız. Evet. Güzel şeyler yapacağımızı diyorum ama şu iki gün bitseydi de bir an önce biz hani ne yapacaksak, kim ne yapacaksa bir an önce başlayalım. Bir değişim şart yani. Evet. Fuat'ta o heyecan var, o heyecandan herkes de olsun ama biraz da tabii kendini frenlemeyi de bilsin tabii. Bilsin ki. Evet, biraz bilsin çünkü. Peki sizden başka kadın başkan var mı işte derneklerimizde? Şöyle söyleyeyim, bizim derneğimiz Adıyaman'da 600 küsur dernek var. Karma bir dernek olarak tek kadın başkan benim. Ama tabii ki kadın derneklerinde başkanlarımız var. Hayriye Ersoy var, Birsen Hanım var, GİKAT başkanı, Hayriye Kuştepe var. Adını unuttum. Mesela STK, siyasi parti başkanı kadınlarımız var ki onlar da çok aktif çalışıyorlar hepsi. Hepsine buradan selam, sevgi, saygılarımı iletiyorum. Geçenki programda hepsi birlik olup. Ben Adıyaman'ı da bu yüzden seviyorum memleketimi. Sağ, sol, Kürt, Türk, şu, bu, Alevi, Sünni hiçbir şey yok. Hepimiz biriz ya. Evet. Ve o günkü toplantıda da hepsi bana çok güzel destek verdi. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. İnşallah Rabbim hep beraber yolumuzu açık edecek. Evet, lafı öyle çevirip sürekli sarı listeye getiriyorsunuz. Aynen. Çünkü seçime 2-3 günümüz kaldı. Hı hı. Peki siyaset düşünüyor musunuz? Valla siyaset yaptım aslında. Hem aileden gelen bir şey, genetik herhalde. Ama son dönemde karar verdim. Ya siyasetin bir şey aday oldunuz mu? Vekillik, belediye başkanlığı gibi veya? Yok, şöyle öyle bir adaylık talebim olmadı. Evet. Çünkü gerçekten benim koltuk derdim yok. Çünkü makamlar kalıcıdır, oturanlar geçicidir. Ben hep dedim ki ne yapabilirim, nerede ne yapabilirim diye. Kadın kolları ikinci başkanlığını yaptım Adana'da. Ama sonra baktım ki yani ben kendi istediğim şeyleri yapamıyorum. Evet. Hep gidiyorum siyasetçiler için halktan oy istiyorum. Evet. Benim de asıl isteğim, asıl hedefim halk için bir şeyler yapmak. O yüzden de STK kurduk. STK'mızın amacı da yani hani halk için siyasetçilerden bir şey istemek. Hani siyasetçilere de yani en son nokta. Peki şunu diyorum. Ya kendiniz o makama gelmeyi düşünmediniz mi? Örneğin bir milletvekilliği. Yani halk size gelsin, siz işlerinizi halledin. Ama yani şöyle söyleyeyim. Ya biz siyaset aslında bizim ülkemizde sağlıklı çalışmıyor. Evet. Yani millet sizi vekil seçiyor. Gidiyorsunuz ama mesela Adıyaman'ın bir tütün sorununu dört iktidar vekilimiz, bir muhalefet vekilimiz hala bir çözüme ulaştırmadı. Evet. Adıyaman'ın su sorunu var. Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, Atatürk Barajı suların altında bıraktı bizi. Evet. Hala bizim topraklarımız sulanmıyor. Neden vekillerimiz bunu, yani kaç yıldır, 20 yıldır iktidardayız AK Parti olarak, CHP'de hep muhalefet. Neden Adıyaman için bunların hiçbirini bir vekilimiz yapmadı? Evet. Yani AKİS'i, BKİS'i önemli değil. Adıyamanlı vekiller, niye yapmadınız? Niye yapmıyorsunuz? Tam da onu diyorum işte. Yapmıyorlar ya, siz yapın, siz girin, buyurun siyasete girin. Şöyle, ben siyasette bir defa bir şey vardır. Hani alt üst ilişkisi. Evet. Askeriyede olduğu gibi. Ben o tarz ilişkileri şey yapmıyorum. Mesela benim derneğimin logosu, çok güzel bir şeye değindiniz. Bakın, ortadaki kafa bizim derneğimiz ya da ben. Çevredekiler diğer insanlar. Evet. İsteyen istediği kadar bize yanaşır, isteyen istediği kadar uzaklaşır. Biz kimseyi sıralama yapmayız. Herkese eşit mesafedeyiz. İsteyen istediği kadar bizimle, istediği kadar uzak. Bizim tek derdimiz, tek Kâbemiz insan. O yüzden de siyaset bana göre değil. Ama siyasetçilerle yapacağımız çok iş var. Siyasetçilere ihtiyacım var diyorsunuz ama siyaset yapmam. İhtiyacım yok. Siyasetçilere, onların yapması lazım çünkü. Siyasetçilere var oldukları makamlarda bizim hakkımız olan şeyleri istemeye, ağlamaya gideceğiz. Tabii ki. İşte. Zorla alacağız. Evet. Yani çünkü Adıyaman huzurun kenti. Biz hiçbir şey, mesela barajımızı yapmamışlar, bekliyoruz. Yolumuzu yapmamışlar, bekliyoruz. İşte ne bileyim, mermerimizi çıkarıp Mersin'e götürüp yurt dışına gönderiyoruz. Yani niye ben buradan direkt göndermeyeyim? Niye direkt o yurt dışı dövizi benim şehrime girmesin? Ya şöyle diyelim o zaman. Diyelim ki yarın siz milletvekili oldunuz ve etkin ve yetkin bir makamdasınız. Adıyaman için neler yapardınız hemen?
ben milletvekili ya da belediye başkanı olmak istemiyorum. Ama onların ikinci... Etkili bir makamdasınız. Şöyle söyleyeyim, evet. Onların ikinci adamı olmayı isterdim. Nasıl? Evet. Onlara projeler hazırlamak, onları halkla arada bir köprü olmak, evet. Halkın isteklerini onlara iletmek ve onlara da bunların yapılmasını sağlamak. Evet. Yani ön planda olmayı istemiyorum. Adana siyasetinde de zaten kardeşim milletvekili adayıydı. Hı hı. Ben de kadın kollarında hem ona destek, hem şehrime, hem insanıma. Ama baktım ben siyaset bana göre değil ya. Değil. Yani siyasetten vazgeçtiniz. Ben siyasetle bürokrasi arasındaki köprü olmak istiyorum. Olmak istiyorsunuz. Aynen. Peki nedir belli başlı sıkıntılarımız Adıyaman'ın? Ne sıkıntılarımız var? Bir, GAP'ın topraklarımızı sulamaması. Evet. Bakın Samsat tarafı Kıraç bölge, karşı taraf Yemyeşil. Evet. Mardin'e kadar sulama kanalları yapıldı ama bizim 3 barajımız hala bitirilmemiş. Artı Sürgü, Çelikan üzerinden Malatya yolunun genişletilip yani Kahta yolu gibi, Kahta Diyarbakır yolu gibi yapılmasını istiyoruz. Turistlerin şehre girmesini istiyoruz ve şehirde turistlere yaşam alanları oluşturulmasını istiyoruz. Rahatça oturup kalkacakları, rahatça gezecekleri ve alışveriş yapabilecekleri ortamlar istiyoruz. Belediyemiz güzel çalışıyor, rektörümüz güzel şeyler yapıyor ve ben Adıyaman için, tüm şehirler için herkesin birlik beraberlikle ortak projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer sıkıntımız nar, badem. Mesela bugün badem, Kahta'da badem kırma fabrikasıyla görüştük. Dedi ki biz şimdiye kadar dedi bademi Antep'e götürüp kırdırıyorduk. Şimdi biz açtık ama dedi Antep bizle bu sefer rekabet ediyor. Evet. Yani bizden daha ucuza alıyor, daha pahalıya alıyor, ne yapıyorsa biz dedi bunu yeneceğiz inşallah. Çok da böyle güzel şey ışık verdi bana. Genç de bir arkadaşımızdı 20'li yaşlarda, 20-25 yaşında. Dedim seninle çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Üniversite falan da okumamış. Kayseriler evet. gibi, Kayserili diyor ya, zeki yani. Çocuğunu çalıştırır, aptal olanı okutur. Bekir'e de buradan çok selam söylüyorum, Bekir Yıldırım. Çok zeki bir çocuk. Sadece dedim ki Bekir, İngilizce öğren, yabancı dili öğren ki biz bu malımızı direkt yurt dışına seninle gönderelim. Okumasına yani, gerek yok Bekir gibi çocuklarımızın. Tabii burada okuyanlara da haksızlık etmeyelim. Yani. Etmiyoruz evet. ama okuyup da işsiz kalan bir sürü gencimiz var. Eyvallah. Onlara doğru. haksızlık etmiyorum. Muhakkak, onların haklarını almak için muhakkak söylüyorum. Muhakkak doğru söylüyorsunuz ama okuyanlar da hepsi şey aptal konumuna koymayalım. Hayır haksızlık estağfurullah. Ben kendim de üniversite evet. mezunu, yüksek lisans yapmış bir insanım. Hiç de aptal değilim. Çok haklısınız maşallah. Şimdi Nemrut'u gezdiniz mi, Cender'i gezdiniz mi? Turistik yerlerimiz var biliyorsunuz. Tabii ki. Yalnız ilginç olan bir şey var. Özellikle Cender'e ve Nemrut'a hafta sonu bazen 2000-3000 kişi toplanıyor. Hı hı. Ama tuhaf bir şey var orada. İnanır mısınız orada WC yok? Buyurun. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence şu anda günübirlik sosyal tesisler yapıldı. Tam içine de girmedim. Geçen işte o Türk konfet misafirlerim geldiğinde gittik. Çok güzel günübirlik tesisler yapılmış. Hatta onun açılışı için Sayın Bakanımız gelmiş. Evet. Evet, bu bir proje, Avrupa Birliği projesiydi. Hatta yapan mimar da arkadaşımdı. İşletmeyi de birilerine vermişler. Evet. Güzel, o da ihale. Hatta ben onlara şey dedim, hani buraya gelindiğinde ufak da olsa alınacak hediyeler getirin. İşte Urfa'dan getirin, Adıyaman'ın merkezinde bunları üretelim. Dediğiniz doğru. Yani tuvalet şimdiye kadar yoktu ama bence şimdi artık yapılmış. Yok, hayır yok. Hala mı yok? Hala yok. Gerçekten. Bunu yaklaşık 4-5 seferdir canlı yayında bunu dile getirmeme rağmen, gerekli yerleri aramama rağmen, ben, sürekli sana döneceğiz demelerine rağmen şöyle, nerede olmadı. Yok mesela? Dedikleri şey şu, mesela Cendere'de yok, aha. Nemrut'ta yok, yok yani. Dediler ki burası sit alanı. Tamam dedim o zaman. Sit alanı olan yerleri araştırdığımda şunu gördüm, geçici. Seyyar. Evet. Her yerde varmış. Aynen. Ya oraya 3000 kişi toplanıyor. Yabancı turistler geliyor oraya. Şöyle söylüyorum. Hani o günübirlik tesislerde var. O farklı bir şey. O yukarıyı diyorsunuz ama yukarıya mesela benim çok güzel, hani hep şey diyordum. Ya teleferik niye yapılmıyor? Ya da bir raylı sistem. Evet. Ama UNESCO'nun koruma altına aldığı bir alan olduğu için Nemrut Yeşil Elma ödülü almış. Evet. Oraya herhangi bir dokunma yapamıyorsunuz. Yani o şeyin doğasına ya, zarar vereceksiniz diye. Yok, ama dediğiniz gibi hani konteynerla tuvalet tabii işi ki, halledilebilir. Ki. Aynen. Böyle bir problem varsa ben bunu da not alacağım. İnşallah kazanırsak, kazanmasak da STK olarak, AKEK olarak öğren yerlerimizde WC yok, öyle mi? Aynen. Şimdi bunu yaklaşık dedim ya, 4 programdır biz bunu dile getiriyoruz. İşte Sayın Mehmetcan Erdoğan not aldı.
Sayın Mehmet Dağtekin konuğumda not aldı. Sayın Mustafa Alkayış not aldı. Hepsi not aldılar. En son ben aldım. Ama çözüm Toprak. Ha, bir de Ören Yeri VC'si notunu aldı. Bugün de, 28 Eylül bakalım ne zaman çözülecek. Bakalım. Bir de Sayın Sarı Üstürk konuğumda o da aldı. Beşincisiniz pardon. Beşinci oldunuz siz. Tamam. Ama çözüm oldu mu? Olmadı. Ya geri dönüş de yapılmadı bize. Ya şöyle siz tabii ki medya olarak bu tarz sorunları fark edip duyuracaksınız. Geri dönüşümün size olması değil halka dönmesi gerekiyor. Hayır zaten olursa biz fark edeceğiz. İşte, evet yani, tamam bu haber yerine örnek veriyorum iki tane haber yaptım yerini buldu. Bu yüzden Sayın İbrahim Yusuf Tuğhan'ya teşekkür ediyorum mesela belediye başkanlığı. Bir polis ve iki insanın şehit olduğu bir yol vardı. Yol çökmüştü orasını. Yıllardır yapılmıyordu. Bunu haber yaptık. Hemen başlatıldı, 3 gün sonra bitirildi. Bir de bir intihar etmeye çalışan birisi vardı bir binanın tepesinde. Oraya gittiğimde orada hava yastığının olmadığını gördük. Mesela bir hava yastığı yokmuş. İtfaiye şeyini. Evet. Hmm. Bunu biz haber yaptık ve diğer gün hava yastığı alındı. Bunlar bizi de mutlu ediyor. Evet, evet. Yani, bu güzel bir habercilik anlayışı. Muhakkak, muhakkak. Eksikleri tamamlatmak. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel. Ama bu haber iş bir türlü yerini bulmadı. Yani bakalım nasıl halledeceğiz bunu? Mesela şey hani o 500 basamak çıkıyoruz ya, evet. Onun oralarda mı diyorsunuz yoksa aşağı hayır, çıkmadan hayır. mı? Cenderen dere yatağı, çukurası piknik alanı. Oraya 4000 kişi toplanıyor hafta sonu yazın. 4000 kişi bu az bir rakam değil. Bunu niye not alıyorum? İnşallah seçimi kazanırsak sarı liste olarak tekrar. Evet, evet. Belki de bunu yatırımcılarımıza yaptıracağız. Yani eğer projenin kapsamında yoksa. Yani. Ya ama oraya müsaade edilir mi? İşte devletin kendisinin yapması lazım. Aha. Yani aslında Mehmet Can Erdoğan'ın bölgesi bu. Kendisi de herhalde bu, sesimizi... Bu konu sadece hani bir not alıp ben de detayını öğrenip size aynen, de döneceğim aynen, bu anlamda. Aynen, hani bir şekilde. Şeyler yapacağız tabii öncelikle eksiklerimizi tamamlayacak. Sonra da yapılması gerekenlerin yapılmasına sağlayacağız. Şimdi o zaman Adıyaman Merkez'e gelelim. Burada yaşıyorsunuz. Burada belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Ne eksik ne fazla var? Ya şöyle söyleyeyim, belediyenin sanırım daha öncesinde yüksek bir borçla belediye alınmış. Sayın Süleyman Kılıç'ı da şahsen tanıyorum ben. Hocam, doktor, abim, geçmişten Sayın Mehmet Turgut Rektörümle beraber Adana'da okudular kendileri de. Onlar da memleket sevdası insanlar. Gerçekten bir şeyler yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Ha belki yetmiyordur, belki çünkü diyorum ya şehrimizin birçok eksiği var. Ama mesela ben şeye kızıyorum, keşke yaz dönemi şu şeyler yapılsaydı, yol çalışmaları. Şu an çünkü artık okullar başladı, trafik çok yoğun. Ama belki de bütçe uygun değildi. Belki de program... Ama aralığın 25'te bitireceğiz diyorlar. Evet. O bilgi var ama bitirilebilir mi acaba? İnşallah biter. Esnafın çok sıkıntısı oldu o dönemde. Evet. Ben kendim de mesela Beşpınar Mesire Alanı'nın işletmesini almışım. Orayı da yolu kapattılar o battı çıktığı için. Bize hiçbir şekilde şeyler, piknikçiler gelmiyor. Şimdi hepsi marinaya aşağı iniyor. Beşpınar Mesire Alanı dediğiniz tam olarak? Tam şeyin karşısı... Abzer Kapari'ye girmeden hemen sağa dönüyorsunuz. Dolmuş duraklarına. Piknik alanı, büyük ziyaret alan. Dolmuş. Evet, 36 düğün salonu dönümlük var bir dediğimiz yer. Evet, evet, evet. Oranın ihalesini biz almıştık özel idareden. Anladım. Çünkü bir dakika atadan ortağınız var mı orada? Şöyle ki teyzemin oğluyla ortaktık. Sonra biz şimdi işletmeyi kendi ustalarımıza verdik. Anladım. Şöyle, uğraşamıyorum. Ama işletme hala benim adıma. Anladım, anladım. Peki yarın diyelim ki sandığa gittik, seçim sonucu ne olur? Yani Cumhurbaşkanı için konuşuyorum. Sizin tahminleriniz ne olur? Genel seçimlerden tabii, genel bahsediyoruz. Seçim. Valla yani ne olacağını bilemiyorum. Hala iktidarın bir %30'luk oyu var. Bayağı bir düşüş göstermesine rağmen. Adıyaman için mi konuşuyorsunuz? Ben çok net Adıyaman rakamını gerçekten ben siyaset... Bu genel mi? Şöyle söyleyeyim, ben Adıyaman'da siyasetle çok uğraşmak istemiyorum. Tüm siyasiler benim arkadaşım. Evet. Tüm parti başkanlarıyla tanışıklığım var. Vekil adaylarıyla bir şeyim olmuştur diyaloğum. Şöyle söyleyeyim, yani AK Parti gerçekten bir kemik oyu var. %30 gibi bir rakam, bu %28'lere inip çıksa da. Ama ne yazık ki CHP gibi muhalefet partisinin kemik oyu bile AK Parti'yi geçemiyor. Yani %28-27 bandına gidip yani geliyor. Yani düşün 26'lara düştüğü de oluyor. Ben artık bu ülke için herkes nasıl altılı masa kuruldu. Bence keşke 7'li, 8'li, 9'lu masa kurulsa da hep beraber şu ülkeyi kalkındırsak şu ekonomik sıkıntılardan, işte dış güçlerden, bize göz dikenlerden, ülkemize gelip de gitmeyenlerden hep beraber bir 10'lu 20'li masayla beraber çözümleri bulsak.
Yani daha yok. Sizde dış güç var mı bizi yöneten? Zamları yapan. Şöyle söyleyeyim, dış güç hani evin içinde eşinle kavga edersin ya da çocuğunla kavga edersin ama komşu gelip müdahale edince o olay daha farklı bir boyuta gider. Şimdi bizim de kendi içimizde sorunlarımız var. Dışarıdan birileri gelip bunu karıştırıyor olabilir. Ben kendim sabit bilmiyorum dış güç vardır. Sen yani dış güçler gelip Türkiye'de zam yapabiliyor mu mesela? Zam yapmıyor ama onların verdiği, ateşlediği olaylar, tetikleyici şeyler sonuçta ekonomik krize, işte dövizin yükselmesine ya da işte mesela brokerların ya da manipülasyonla doların bir gecede düşmesi, bir gecede yükselmesi, ha bundan birilerinin fayda sağlaması, küçük yatırımcıların kan ağlaması. Yani bunların hepsinin temelinde ben şöyle düşünüyorum ya, hani evren, galaksi, kainat, dünya, ülkemiz, Türkiye, İstanbul, Adıyaman. Ben Adıyaman'ın merkezinde bir ilçede küçücük bir karıncayım. Evet. Yani benim dışımda o kadar karışık bir yapı var ki ben o yüzden diyemem. Mesela ben uzaylıların olduğuna da inanıyorum. Çünkü onlar da evrende var olan şeyler. Yani. Bana normalde geliyor yani onlar için. Ben de uzaylıyım. Ben de uzayda yaşayan bir canlıyım. Aynı şekilde bir dış güç varsa da bu dış gücü tek bir şahsa, tek bir ülkeye, tek bir birime yönlendiremem. Ama mutlaka çok güzel bir sayın milli görüşçü, sayın rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Dış güçler dediğimiz değil de yabancı güçler, büyük ülkeler, küçük ülkelerde sorunlar yaratır. O sorunları sonra kendi çözmüş gibi yapar. Sonra seni kendine gebe bırakır. Gerçekten bence olay böyle. Yani bizde ekonomik krizler ya da işte yakıt krizi, doğalgaz krizi, sonuçta bağımlıyız. Kendi başımıza bir ülke değiliz ki, her şeyde bağımlıyız. Borumuz var, boru çıkarıyoruz, 3 dolara 6 dolara evet. satıyoruz. Geri bize bilmem ne kadara geliyor. Evet. Bu anlamda ben diyorum ki ikinci bir kurtuluş savaşı hep beraber, onlu, dokuzlu, yirmili masayla beraber ülkemizin kapılarını o dış güçler dediğimiz güçlere kapatalım. Kendi tarımımızı yapalım planlı programlı bir şekilde. Kendi ithalat ihracatımızı yapalım. Mal gönderelim ama mal getirmeyelim. Ha çok zorda kalırsak. Buğday fiyatı bekletildi ki fiyat artsın. Ukrayna'dan mı gelmişti en son buğday? Hı-hı. Gelince depodaki buğdaylar normal fiyatın da altına indi. Bunu planlı yapsak niye bu noktaya gelelim ki? Benim çiftçimin deposundaki buğdayı almıyorum. Ukrayna'dan getirip onun malının değerini düşürüyorum. Ha bunu kim Ukrayna'dan aldırdı ya da gerçekten ihtiyaç mı vardı ya da buradakini toplamak mı uzun sürdü? Bunları bir anlamak lazım. Asıl şey sıkıntı şu değil midir? Örnek veriyorum. Motorun litresi geçen sene 7 TL'ydi, şu an 24 TL. Evet. Yani 4'e katlanmış. Hı hı. Peki bütün dünyada böyle midir acaba? Evet, yani motorun öyle litresi aslında. 4'e mi katlandı? 4'e değilse de yani yüzdelik bir artışları oldu. Şimdi şu şekil. Peki sorduğumuzda neden bu artıyor dediğimizde dedi ki Brent petrol fiyatı, hı hı, ve dolar, evet, farkı. Ama adamlar dolar olarak kullanıyor. Hı hı. Örnek 2 euro. Hı hı. Her zaman 2 eurodur. Hiç yükselmez. İşte bizim paramızın değeri düştü. Sıkıntı ne? Aha. Demin anlattığın şekilde bizim paramızın değerinin düşmesi, evet, paranın hiç olması. Hı hı. Bunu kim yapıyor bilmiyorum yani. Aslında bilmemize de gerek, evet, yok. Ben hani diyorum ya dış güçler şu bu değil. Biz gerçekten ben nasıl diyorsam ki Adıyaman için şu taşın altına herkes elini koysun. Ülkemiz için de. Benim annem ellerinden öpüyorum. Hanım ağam hepimizin arkasında annem Kamran İzol Toprak. Oturur 5 vakit namazında der ki Allah'ım ülkemiz için, dünya için kim faydalıysa, kim bu memleket için, bu ümmet için güzel şeyler düşünüyorsa onları başımıza getir. Ya bence dış benim güçler diye bu. Bir şey yok. Dış güçler diye bir şey yok. İç güçler var. Özellikle şu, hani ben burayı yönetiyorsam şu an, hı-hı, ülkenin başındaysam, hı-hı, dış güçlere gücüm yetmiyorsa, diyelim ki onlar bizi yönetiyor. Hı-hı. Benim burada durmanın bir anlamı olur mu? Yok. Şöyle, ben çok da politikaya girmek istemiyorum ama ki sizin, benim branşım politika. Heh, sizin var politika. Benim de aslında ya, politikanın içindeyim ama şunu yapmak istemiyorum. Ben çözümsel konuşmak istiyorum. Ben yapıcı eleştiriler yapmak istiyorum. Yani evet, ben tamam, dış güç dediğiniz kim? Siz yapıyorsunuz şu bu değil. Dış güçler yapıyorsa da hep beraber bunu oturup kim bu dış güç? Gelin hep beraber çözüme ulaştıralım. Yani iyi, valla diyor ya, suç kürk olsa kimse boynuna takmaz. Evet. Şu an ülkemizde durum bu. Ha, ortada bilinmeyen bir dış güç var.
onun üstüne atıyoruz. Bu çözüm değil. Biz çözümsel yaklaşımlarla inşallah sarı liste. Yani. Peki son olarak ne demek istersiniz? Son 1-2 dakikamız, unuttuğumuz. Ben koşmaya. İnşallah ya şöyle, benim kendi çocuğum yok. İyi ki de olmamış. Evet. Çünkü gerçekten hani diyorlar ya, yaşanacak bir dünya kalacak mı acaba? Ama yeğenlerim var, sevdiğim birçok dostlarımın, kuzenlerimin çocukları var. Onlar için güzel bir dünya olsun istiyorum. Amacım da hep beraber yaşanabilecek bir dünyayı hep beraber kurmak. Bunun için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sarı liste için ne diyorsunuz son olarak? Sarı liste çok önemli. Sarı liste şöyle. Sarı benim listede, için de önemli olduğu için sürekli sarı liste vizyon sahibi insanlar var. 45 üyemizin, ki bunun bir grubun üyesi kendi seçim şeyi. Evet. Herkes heyecanlı. Herkes bir şeyler. Yani biz hiçbir şey yapmayacaksak bile de 12 yıldır hiçbir şey yaptığı şeylerin artık süresini dolduran bir yönetim var. Bu yönetim artık bir değişsin. Bizi bir deneyin ya. Bir deneyin. Ha, bir bakın, biz de onlar gibiysek bir dahaki seçim bize de oy vermeyin. Ha, biz de size 4 yılda bir gelip oy isteyeceksek çok affedersiniz, yüzümüz artık ne yaparsanız yapın. Ama gerçekten bizim derdimiz de sevdamız da Adıyaman. Böyle olacağına da inanıyorum. İnanın ki olmazsa Sayın Torunoğlu Başkanım ve diğer üye arkadaşlarım Adıyaman için gerçekten çalışmazsa, ben kendim öncelikle direkt onların grubundan istifa ederim. Gerekirse görevimden de istifa ederim. Bu benim burada Adıyaman insanıma vereceğim bir söz olsun. Yapabileceklerimizi yapmadıklarını gördüğüm an istifa edeceğim. Ya da yaptıramadığımı gördüğüm an. Ben çünkü böyleyim. Ben, kimse beni kovmasın. Ben kendim giderim kardeşim. Ben burada bir şey yapamayacaksam ben giderim diyorum ve gidiyorum. Yani. Ama beni kaybediyorlar. Ben kimseyi kaybetmiyorum. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Dilmin Şirvan Toprağı AKEK Başkanı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayın birinde umarım sarı liste kazanır diyoruz. İnşallah. Herkese hayırlı geceler olsun. İyi geceler herkese. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.